Arkadaşlar selamlar. Bir cuma gününden merhaba. Evet, bugün cuma. Enseyi kapa gibi gerizekalı bir espri yapmayacağım tabii ki. Bugün cuma olduğu zaman biliyorsunuz ne olduğunu. Bu gece SmackDown var ama ondan önce Enzomania. Enzomania var. Enzomania'da biliyorsunuz ki artık eski evi olan Twitch'e geri döndü. Yani arkadaşlar şurada görmüş olacağınız gibi Enzo Paski 1 yazarak Twitch'e geliyorsunuz. Orada Enzomania'yı bugün saat 9'da izliyoruz sizlerle beraber. Enzomen'den önce eğer bir vaktim olursa bir tık YouTube'da yayın açarım. Hani YouTube'da çünkü bilmeyen arkadaşlar olabilir. YouTube'da yayın açıp arkadaşlar Enzomen'e var saat 9'da buraya gelin bekliyorum sizi diyerek böyle hem tadımlık çıtır sohbet yayını açabilirim. Bir saatlik falan maksimum. Haberiniz olsun. Ondan sonra da sizi Twitch'e taşırım. Twitch'te Enzomen'e var. Mutlaka gelin çünkü Bray Wyatt sonunda Intercontinental Şampiyonluk maçına çıkacak. Ve Enzomen'e şampiyonu LA Knight rakibini bekliyor. Bugün maçı olmasa da abi nasıl yok ya? Göreceğiz. Final maçı bakalım. Rakibi kim olacak? Onları göreceğiz en azından. Öyle öyle. Brock Lesnar da belki kemeri aldı. MMA şampiyonu oldu yeni rakibini. Bakıyoruz. Göreceğiz. Bekliyoruz. Ama bugün SmackDown var. Şunun da duyurusunu yapayım hemen hepinize. Geçen hafta denediğimiz bir şey var. Bu haftanın başında denediğimiz bir şey vardı. Raw yapıldı. Gece Raw yapıldı. Ben tepki videosunu çektim. Ondan sonra akşam da beraber sizlerle yayın yaptık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. O yayında arkadaşlar ne izledik biz? Raw izledik. SmackDown görünce birden SmackDown'a gitti aklım. Raw'dan sonra Raw'ı tekrarını izledik sizlerle beraber Twitch'te. Bayağı da keyif aldık. Şimdi bunu da SmackDown için, bunu bu sefer SmackDown için yapacağız. Cumartesi günü evet ne var? Derbi var. Derbiden sonra 9.30 gibi falan ben SmackDown'ı izleme yayını açacağım. Haberiniz olsun. Hepinizi beklerim. 9'dan sonra açarım yani o yayını. Siz yani maç bittikten sonra bir şekilde kendinizi hazırlayın. Ben o yayına muhtemelen geleceğim. SmackDown'ı izleyeceğiz. Haberiniz olsun yarın. Unutmayın. Şimdi arkadaşlar SmackDown'da öncelikle neler var bu gece? Bunlara bir bakalım. Santos Escobar has payback on his mind when he takes on Montesport. Bu arada hem SmackDown'dan bahsedeceğim hem de bir iki haber var ondan bahsedeceğim bu videoda. Bir kere de çıkaracağız yani. Pardon. Santos Escobar İşte intikam alma peşinde falan diyor. Santos Escobar'la Montesford'un maçını izleyeceğiz. Bence şimdi bireysel olarak baktığın zaman ikisi de yetenek olarak çok üst düzeyler bana göre. Her ne kadar hani WWE'nin en üst seviye güreşçilerinden hatta mid card ayarlarında geçseler de oralarda kemer memer muhabbete girmeseler bile bence benim gözümde keyifli bir maç sergileyecek ikilidir bunlar. Belki de buradan farklı bir olay çıkacaktır Survivor Series'e doğru. Çünkü ekipler hazır gibi yani. Bakalım. Göreceğiz bu gece bu maçı kim kazanacak. Ama güzel bir maç olacağına eminim. Tabi Rey Mysterio'nun solo bir olayı da olacak. İşte burada. Logan Paul will head to SmackDown this Friday to confront Rey Mysterio. Logan Paul SmackDown'a geliyor arkadaşlar bu gece. Dylan Dennis'e karşı biliyorsunuz ki bir galibiyeti vardı. Zırvalık herhalde ben izlemedim ama öyle söylüyor arkadaşlarımız. Ya garip garip şeyler dönüyor birazcık o taraflarda yani boks muhabbetlerinde. Neyse. Logan Paul, Rey Mysterio meydan okudu. Şimdi de yüzleşmeye geliyor. Bu benim gecenin en merakla beklediğim şeylerinden bir tanesi bu arada. Çünkü gerçekten ilgimi çekiyor. Logan Paul'un Rey Mysterio'ya karşı gelip kemer maçı isteyecek olması. Ki Crown Jewel'a da gideceğiz büyük ihtimal zaten. Posterde de Logan Paul var. Benim çok ilgimi çekiyor bu. Bunu da bir izleyelim bakalım ne olacak bu gece. Tabii bunu sonra arkadaşlar. Yani hiç izlemeyecekler varsa tepki videosunda benim ne tepki verdiğime bakabilirsiniz. Yarın öyle olacak. Bu zaten hep yaptığım bir şey uzun süredir, yıllardır. Ama yarın akşam derbiden sonra bir kere daha söylüyorum. Twitch'te SmackDown'ı izleyeceğiz beraber. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş onu da full şekilde izleyeceğiz yani. Ve buraya geldik. Io Sky, Charlotte Flair'e karşı şampiyonluk maçında. Şimdi bir tık öksürdüm kusura bakmayın. Burada bu maçı normal şartlarda birebir direkt çıksalar Charlotte Flair'in yenme ihtimali herhalde %80 falandır yani. Daha bile çıkabilir ama bu maçta belli ki bak Bayley var, Dakota var yani damage control oralarda. Ben bu maçta aslında bir şeyler bekliyorum. Böyle bir Bianca Belair'in geri dönüşü olabilir ki Bianca zaten biliyorsunuz Crown Jewel'da duyuruldu. Kapakta falan var. Gelecek yani bu SmackDown'da da bekleniyor. Ben o yüzden gerçekten burada bekliyorum şu an artık. Bianca Belair'in gelip bu maça karışmasını bir şekilde Charlotte'a kazandırmaması mesela. Charlotte'a kaybettirebilir. Charlotte'la da Bianca'nın maçını izleyebiliriz. Ve Io Sky'ın da Crown Jewel'da olmayacağı birazdan göstereceğim bir haber de var.
Ben Bianca'nın bu maça gelip bir şekilde Io'ya kazandırıp Charlotte'a kaybettirip, ben öyle düşünüyorum. Sonra Bianca ile de Charlotte'ın feud'unu izleyeceğiz gibi geliyor bana ama bakalım hayırlısı. Evet, bunlar da bu gece için duyurulanlar. Daha arada minimal şeyler vardır elbette. Bunlar resmi olarak WWE'nin kendi sitesinde duyurduğu şeyler. Şimdi geçelim diğer habere. İşte bu. Impact Wrestling has reportedly söylenene göre Impact Wrestling, yani TNA aslında, Impact Wrestling CM Punk'a teklifte bulundu. Bulunabilir. WWE'de hiç istemiyorsa CM Punk gider mi Impact'te ilerleyen süreçlerde bilmiyorum ama CM Punk'ın WWE'ye gideceği yönünde ben artık iyice emin olmaya başladım gibi ki Bound for Glory'de Chicago'da yapılacak hafta sonu diyor bakın. Yani lan böyle bir şey görür müyüz lan? Görmeyiz herhalde değil mi? Durduk yere birden Impact Wrestling'de CM Punk'ı görürsek çok şaşırırım yani. O kadar WWE'ye falan hani döneceğini bekliyoruz. Bence böyle bir şey yaşanmaz da. Yok, yaşanmasın da öyle söyleyeyim. CM Punk'ın ben WWE'ye dönüp en büyük sahnede tekrardan layık olduğu yerlerde güreşmesini çok istiyorum. Ben WWE'den başka alternatif düşünmek bile istemiyorum. Gerek de olduğunu düşünmüyorum. CM Punk da Impact'e gitsen yani ne olacak kendisi için ama WWE'ye gelse gerçekten kariyerinde çok büyük bir hem adım atmış olacak hem belli bir yere geri dönmüş olacak. Abi WWE ya başka şu an AEW'den sonra niye Impact'e gidesin? Ha, düşüşe geçersin bir şey okey de. CM Punk'ın şu an hala marka değeri inanılmaz. Evet, bahsettiğim haber buydu işte arkadaşlar. Crown Jewel'da bazı isimlerin olmayacağı açıklanmadı ama Crown Jewel'da aynı zamanlarda başka bir şov yapılacağı için oralarda olacağı duyuruldu. Bunlardan bir tanesi Günther. Bir tanesi Ricochet Shinsuke Nakamura. Bakın burada görüldüğü üzere double main event yapılıyor şovda. Ricochet ile Shinsuke Nakamura olmayacak Crown Jewel'da. Bu ilginç. Intercontinental şampiyonu Günther olmayacak. Ve NXT Kadınlar Şampiyonu Becky Lynch, Tiffany Stratton'la maça çıkacak. Charlotte Flair... Ne? Hayır lan değildir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Charlotte da mı olmayacak? Ben bunu görmedim. Blue Cross Arena. Bir dakika, bir kere daha şu habere bir bakayım ben. Charlotte'un olması şu an bayağı şey geldi bana. Rare Defender, okey. Tamam. Bunlar Crown Jewel'da olacaklar. Beklenenler. Crown Jewel Interest New York Roach Rochester'da evet. Live event olacak. Charlotte da okey o zaman. Charlotte da yok. Geçmiş olsun. Carlito, Grayson Waller, Kofi Kingston, Street Profits, Brawling Brutes. Bunların hepsi zaten olmayacak Crown Jewel'da. Tamam gerek de yok zaten de. Ben Charlotte'ın olabileceğini umuyordum. O zaman tamam Bianca Belair bambaşka bir şey yapacak. Allah Allah Bianca Belair Raw'a mı gelecek acaba ya? Bilmiyorum abi. Bianca bir şekilde Crown Jewel'da olacak zaten. Posterde duyurulduğuna göre de. Ben bak bunu Io Sky olmayacak diye görüyorum ama Io Sky Charlotte Flair diyor ya. İlginç. Gerçekten ilginç. Okey. Bu isimler olmayacakmış arkadaşlar büyük ihtimal. Haberiniz olsun. Ve son bahsedeceğim haberde. Bunu geçen zaten daha önceki gündem videosunda değinmiştim. Rhea Ripley biliyorsunuz. Pro Wrestling Illustrated'ın listesinde PWI 250'de birinci sıraydı. İlk 10'da Four Horsewomen'dan hiçbiri yok ve ilk defa o yaşanıyor. 2013 yılından beri şu dörtlüden biri ilk 10'un içinde yer almıyor. Bu da gerçekten bence bir devrin artık ufak ufak değiştiğinin göstergesi diyeceğim ama şu an kafadan Charlotte Flair 5 sene. Bunların hepsi rahat 5 sene daha top seviyede güreşebilecek isimler yani. Yaşları itibariyle çok yaşlı falan da değiller. Onu da söyleyeyim. O yüzden ben bu dörtlünün daha 5 sene daha böyle en top seviyede güreş olarak düşünürseniz ben oralarda olabileceğini düşünüyorum. Charlotte Flair bence rekoru kırdıktan sonra farklı sektörlere evrilebilir. Belli çünkü çok çok büyük bir marka oldu şu an Charlotte Flair. Valla göreceğiz bu ilginç bir şey. Ama şu kadınlar işte devrimi muhabbeti vardı işte. Yani oradaki oluşum bence bu kadınların yükselişi bakın şu yıllarda bakarsanız Paige ile AJ Lee'nin feuduyla başlıyor bence. Kadınların gerçekten güreş olarak evrimi hatta devrimi evet doğruyu söylemek gerekirse oralardan başlıyor bana göre. Artık günümüze kadar geldi. Bu saatten sonra artık herkes takır takır da güreşiyor. Yani ben çok mutluyum bu konuda. Ama şu isimlerin düşüşe geçtiğini söyleyemem. Çünkü değiller yani.
Ya yine Sasha Banks dediğinizde Mercedes Moner olarak şu an gittiği zaman yine ses getirebiliyor yani farklı şirketlerde. Bayley, Becky, Charlotte'ın ben WWE'de daha gelecekte çok söz sahibi olacağına eminim diyerek aranızdan ayrılayım. Unutmayın arkadaşlar, bugün saat 9'da Enzomania Twitch'te. Yarın maçtan sonra SmackDown izleyeceğiz yine Twitch'te. Haberiniz olsun. Ondan sonra bir de bir sonraki günlerde falan da Pazartesi falan olabilir. Feud yani. Yani biz Twitch'te belli konseptleri geri getirdik abi. Feud izleme yayını, maç izleme yayını geçen de yaptık. Çok güzeldi ikisi. Çok teşekkür ederim katıldığınız. Raw izledik. O da çok güzeldi. Şimdi bir de gelin bakalım. Yarın SmackDown izleyelim. Kaçtım. Görüşürüz. Bay bay.